Merhaba. Bu eser bana bir duvar yüzeyini andırıyor. Sanki. Çok fazla yapılaşma, yüz yüze çivilenmiş şeyler ve reklam panosu katmanları üst üste gelmiş gibi. Peki bu sanat mı? Evet, tabii ki sanat. Modern sanat müzesinde olması onu bir sanat eseri yapar, öyle değil mi? Bu Alman ressam Kurt Schwitters'in eseri. Schwitters çöpten sanat yaratmaya ilgi duyuyordu. Malzemeleri özellikle buluyordu. Döküntü çöp katmanlarından oluşan bu tablolara kommers ya da miers deniyor. Zaten miers sözcüğü de ticaret anlamına gelen kommers sözcüğünden geliyor. Yani gidiyor ve sokaktan tüm bu çöpleri topluyor. Her gün bankadan gelen faturalar ve belki işe giderken arabada okuduğu bu kağıt parçaları, sağa sola fırlatılan ya da bir yerlerde unutulan minik şeyler. Bunları gidip topluyor, yırtıp atılmış sonra tekrar yapıştırılmış posterler gibi yığıyor. Metrolardaki afişleri düşünün. Katmanlarını ve kenarlarını görebilirsiniz. Tüm katmanlar ufalanıyor gibi. Ya da duvar kağıtlarını yırtıp boya serpmişsiniz gibi. Sanat dendiğinde ilk akla gelen dikkatli boyama, yapılanma ve kompozisyondan eser yok. Ama bunun bu kadar rastgele, özensiz görünmesine nasıl çaba harcadığını düşünürseniz, aslında içinde ne kadar emek olduğunu fark edebilirsiniz. Normlara ters düşmenin, hali hazırda yüzlerce kez gördüğün şeyleri yapmamanın ne kadar zor olduğunu düşünün. Ve herkesin yaptığı işleri, başarı getireceği kesin olan şeyleri yapmamak. İşte bunu yapabilmek için bir insanın çok fazla çalışmış olması gerekir. Tuhaf olan ortadaki kiraz resmi. Çünkü resmin geri kalanının tam tersi. Çok özenli işlenmiş. Konuşmayı yeni öğrenen bir çocuk gibi iletişim kuran basit bir anlatımı var. Bir kiraz resmi var, böylelikle kiraz olduğunu anlıyoruz. Yani basit ve yalın anlatım. Almanca ve Fransızca bilenler sağ ve sol köşelere bakabilir. Solda kirazın Almancası kirschen, sağ köşesinde ise cerise yani kirazın Fransızcası yazılı. Buna baktığımda aklıma sadece konuşmayı öğrenen bir çocuk geliyor. Bu kart temsili, net ve açıklayıcı. Ama karmaşık olanla ve bir bakıma anlamın reddedilişiyle çevrili. Aynı zamanda görüntünün çocuksuluğuyla çevresindeki atıklar arasında benzerlik var. Bu eşyalar ve objelerle bir tür oyun, bir çeşit yeniden düzenleme ve nasıl gözüktüğünü aldırmadan, neyin önemli neyin önemsiz olduğuyla ilgili farklı bir algı var. Biliyor musunuz, bu muazzam algı çocuklarda da var ve bu doğrudan kağıdın üstüne yansıyor. Bu biraz da çevremdeki sanatçıların, sanatçı olmanın güzel yanı, sanatçıların bir çocuk gibi ya da çocukların merak hissiyle çalışabilmesi demesi gibi bir şey. Ama birinin gündelik yaşamını ve onun içindekileri farklı görmesiyle ilgili söylenecek bundan daha fazla şeyler var. Önemli olan görmek ve analiz etmek ve tüm bu şeyler ne diye sormak. Bu eserde birçok şey bir arada. Örneğin şuradaki giysi etiketi, tüm bu yırtılmış kağıt parçaları gibi. Hadi tekrar ortadaki kiraz resmine dönelim. Kelimeleri yazmak için kullandığı yazı tipi gotik. Eski döneme ait, anlam ve kültür yüklü. Ama diğer tüm gazete kağıtları çok modern ve hepsi sans serifle yazılmış. Sanki bu basit şeylerin çok büyük anlam taşıdığını anlatmak için ilgi çekmek istiyor. Mesela günlük yaşamda aklımıza bile gelmeyen ama dikkatli baktığımızda yer ve zamanını söyleyebileceğimiz şeyler gibi. Çok basit ama etkili bir yöntemle yapıyor bunu. Kommerse ne kadar özenle dikkat çekilmiş. Bazı insanlara bütün gün bunu düşünmesi için para ödeniyor. Biz alışveriş yapalım diye. İşte buna ticaret deniyor. Merz fikrine dikkatinizi çekiyor. Bir takım nesnelerle çevriliyiz. Bunları biri ait oldukları ortamdan çıkarıp gelişigüzel olarak karşımıza koymadıkça bu nesneleri düşünme gereği duymuyoruz. Belki burada tamamen gelişigüzel, belki de değil. Yani demek istediğim, Schwitters biçimsel denge hissiyle çalışıyor ve bir tür palete dönüşen kendi resmini oluşturuyor. Toprak tonları,
yeşiller, maviler. Renklere bakınca neredeyse kübist. Ve objelerin katmanlaşıp bir araya getirilişine bakınca da öyle. Sanki hikayeden bir şeyler koparılmış ve böylece biz kübizm görüyoruz. Kiraz resmine nasıl dikkat çektiğine bak. İşte salt kiraz fikrini izole ediyor. Bu bir kiraz. Bunu biliyoruz çünkü. İşte kiraz. Bunu bilmek için sadece bir resme ihtiyacımız var. Bu da sanatın eşsiz tarafı, öyle değil mi? Hoşça kalın.